Evet herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Varnamut Demo'nun yeni versiyonuna bakacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı Beğeniniz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi sarsanız yavaştan videomuza başlayalım dostlarım. Öncelikle biliyorsunuz ki sizlere ben bir ay önce bu oyunu yine tanıtmıştım. Ve bu sefer gerçekten oyun daha fazlasıyla gelişmiş durumda. Gördüğünüz üzere artık ana sayfada daha fazla buton var ve her birinde farklı farklı özellikler var ve sol taraftaki haber gerçekten bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bu haber ne demek? Age of History'nin çıkışında da böyle bir haber vardı. Yani arkadaşlar daha fazla harita ve daha fazla senaryo. Bu oyunun bittiği anlamına geliyor. Artık yavaş yavaş harita ve senaryo ekledikleri anlamına geliyor. Ve 6 gün sonra eklenecekmiş arkadaşlar daha fazla senaryo ve daha fazla harita. Yani bu güzel bir haber arkadaşlar. Bu da onunla birlikte modlar sayfasını ve katıl sayfasının açılacağı anlamına geliyor. Katılda oyunu direkt olarak online sekmesinde oynayabilirsiniz. Modlar bölümünden de kendinize mod yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve bunu insanlarla paylaşabilirsiniz. Bilginiz olsun dostlarım. Hem de bunu direkt olarak Steam'in atölye kısmından paylaşacaksınız. Yani bir saat boyunca şuraya dosya yükle, şuraya dosya ekle, şuradan dosya import et falan hiçbir şekilde uğraşmanıza gerek yok. Direkt olarak Steam'in ana sayfasını yükleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyunda artık Artık yeni bir ayar daha var ayarlar bölümüne geldiğimiz arkadaşlar bakın burada direkt olarak Türkçe çeviri de eklenmiş ve durumda baya baya bir direktlenmiş gerçekten ama bizim için Türkçe gerçekten gurur verici çünkü biliyorsunuz ki çoğu oyunda Türkçe seçeneği yok. Her Sofari 4, Euripon 4, Victoria'da var gerçi de. Diğerlerinde yok arkadaşlar. Bu arada güzel bir haber vermek istiyorum. Laton kanalına pazartesinden itibaren RDR2 serisine başlıyoruz. Türkçe bir şekilde oynayacağız. Gerekirse 60 bölüm 70 bölüm olsun sonuna kadar devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz dostlarım. Şimdi arkadaşlar öncelikle gelin bir yeni oyun bölümünden bir oyunumuza katılalım isterseniz. Bakın burada bayağı bir devlet daha eklenmiş durumda. Burası bayağı bir değişmiş lan. Bak daha yeni bir senaryo yok ama 6 gün sonra gelecek anlamına geliyor bu. Euro 4 var. Avrupa var ve burada da dünya var. Şu an dünyayı eklememişler. Dünya yakın zamanda gelecek. 6 gün sonra dediğim gibi. Burada zorluk seçenekleri var artık. Hani burada aa, üzgünüm bu özellik oyunun demo versiyonu mevcut değil. Bakın buradan nükleer silahları açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Teknolojiler açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Botları barışçıl, agresif veya da standart konumuna getirebilirsiniz. Kaynaklar aşırı fazla kaynak. Her birini teker teker değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 6 gün sonra girip bakacaksınız ve göreceksiniz burada. E, ee, bu senaryo bir türlü aktif olmadı. İnşallah en yakın zamanda aktif olur. Şimdi ben hangi devlette oynasam bir düşünmek istiyorum. Şöyle İspanya var bakın burada. Burada Portekiz var. Gelin bir de Rus İmparatorluğu deneyelim. Oyunu oluşturacağım direkt olarak. Oyunun yerleşik senaryo düzenleyicisinde kendi senaryonuzu oluşturabilirsiniz diyor. Burada ülkeniz farklı değerler görebilirsiniz. Daha fazla bilgi göstermek için. Tamam. Aa bilgi demişler bir de bu yoktu arkadaşlar. Eskiden bilgilendirici yoktu. Direkt giriyordunuz ve oynuyordunuz. Şu an bayağı bir şey var ama siz yani videoları izlediğiniz için her şeyi öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. Ben oyundaki her bilgiyi aktardım sizlere. Burayı böyle kapatabiliyorduk evet. Şöyle baktığımızda Rus İmparatorluğu'nu gördüğünüz üzere 24 adet ahşapı var ve günde 8 adet geliyormuş. Şöyle baktığınızda 32 oldu mesela. 40 oldu. 0 cevheri var demir cevheri. 0 çelik. 0 altın. 0 petrol. 0 kartuş. Yani her şey 0 arkadaşlar. Uranyum. E, reaktör kararlı çalışması bu reaktörmüş Bu da nükleer silah Ve bu da da kimyasal silah var Günlük 12.513 dolar kazanıyoruz Teknoloji hiçbir şekilde gelmiyor ve burada gördüğünüz üzere arkadaşlar şey var e, Yıldız seviyesi var devletimizin değeri Mevcut teknoloji yeni teknoloji öğrenmeye başlayabilirsiniz Teknoloji öğrenelim Buralar dediğim gibi oyunun full versiyonunda görünecek şeyler ama lakin şöyle baktığımızda Buradaki birçok şeyin zaten değişmediğini görebilirsiniz bizim için oyunun ana met materyalleri değiştirmiş arkadaşlar. Hemen onları göstereyim. Mesela bakın siyasi kararlarda artık daha fazla karar var. Mesela bilgi andıracak demişler. Rus Cumhuriyeti'ni kurun. Hmm. Mültecileri kabul et. Hadi mültecileri kabul edelim. Türkiye'yi bir dertten kurtaralım. Burayı şöyle bir kapatacağım. Yarın Diktatör No Peace serisi gelecek. Akşama da short videosu atacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Siyasi kurumlar. Ülkenizin siyasi onun bilgilendiricileri gerçekten çok güzel ayarlamışlar. Monarşi. Hadi Monarşi yoluna gidelim. Monarşi'ye gitmese ya? Neyse. Biraz birikir puan. Ondan sonra ayarlama yaparız. Buraya geri dönemiyorum çünkü. Bir tur geçiyorum. Yararlı bir yer harita görmek için lensleri kullanın. Mercek simgesine bas. bakın bunlar. Bu Age of History'de de vardı. Çok güzel bir sistem bu. Şimdi 52 bin dolarımız oldu ve günde artık bir tane ek bilgi kazanmaya başladık arkadaşlar. O da yatırımlar sayesinde iki tane ek bilgi oldu. Şimdi biz sadece gördüğünüz üzere ahşap basıyoruz. Şöyle geldiğimizde mesela bir bakalım. il menüsü. İnşaatte neler var? Keresta fabrikası. Demir madeni. Demir madenini inşa edelim. Buraya da aynı şekilde bir demir madeni. Burada neler var? Yatırım yapabiliyoruz buraya. Evet yatırımlarımız da var. Ben Mos başkent Moskova'ya yapmak istiyorum. Başkent daha gözükmüyor galiba. Evet varmış burada bakın. Saint Petersburg bizim başkentimiz. E ben başkente yatırım yapacağım ya. ya. Evet, başkentimiz biraz büyüsün. Binalar var burada. Gördüğünüz gibi Kerasa fabrikası var. Oh. Demir madeni inşa edelim. Evet bir şey. Avustralya Macaristan istifa etsen iyi olur dedi. Lan istifa haberleri de mi var? Niye istifa edeyim kardeşim? Burası benim ülkem. Yani biraz daha şu menüyü bir küçülseler çok güzel olur. Ta demo bir şey demiyorum. Savaş ilan edildi lan. Bakar mısınız? Bu yara bak bana gelmiş savaş açıyor. İşe alım yapacağız. Para bitti. Evet şu an an itibariyle bize karşı askere giriyor işe alım yapalım. Evet şöyle ilerleyeceğim arkadaşlar. Tamam hepsini yolluyorum. Burada zaten daha da fazla asker geliyor. Lakin Avusturya Macaristan yani istifa edip sonra savaş açmaları garip oldu. Kardeşim istifa etmemi istiyorsan biraz bekleyecektir en azından. Evet burada baya askerim var lan benim. Yani şu an bence güzel. Bayağı da güzel planlar çizdik. Paramız arkadan birikiyor. İlerlemeye devam edeceğiz. Bence geri çekilmeyelim. Şuradaki askerlere de barış anlaşmasına göre Avusturya Macarası'nın seninle barışmak istiyor. Yok öyle bir şey. Aa artık botlarla barış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yoktu bu. Yani ben hatırlamıyorum. Var mıydı? Yoktu siz ok siz de oynadınız. Yani görmeniz lazım. Bir tane asker çıkarttım. Evet yani savaş açıyorsun sonra barış anlaşması yapmak istiyorsun. Manyak birsin oğlum sen. Bu askerleri hareket ettirmeyeceğim. Çünkü burada 2105'lik bir ordu var. Evet yine barışmak istiyor. Baktığı topraklar kuşatılıyor. Diyor ki gel barışalım. Arkadaşlar bu arada yan kanala gidin bakın. Bir RDR serisi patlatalım orada. Bence güzel olur. Evet ilerlemeye devam. Geri çekilmek yok. Yani bayağı da bir asker çıkmış. Buradan çıkmıyor. Buradan da aynı şekilde az asker çıkıyor ama şuradan Aa bak bak bak. Hareket et. Yeni siyasi politika seçebilirsiniz diyor. Geri de gidemiyoruz. Yani terk et. Demokrasi demokrasi. Ha demokrasi yoluna gidiyorum ben. İfade özgürlüklerini açamıyoruz. Lüksemburg saldırma oğlum saldırmazlık anlaşması da eklemişler oyuna. Hadi gel barışalım. Lanet olsun dostum. Şu toprakları bana ver. Ne dersin? Evet. Ha, direkt kısa yol var mı acaba asker hareket ettirmek için? Dur. T ne iş arıyor? Gönder. Geldin savaş açtın. Toprakları kaybettin gittin. Mal bu yemin ediyorum mal. <laughs> Şöyle teknoloji o. Petrol uranyum madeni. Bas. E, sınır asker diyor bu sefer de. Enayiye bak. Savaş gemisine ihtiyacımız var. E, müzemize kaliteli eski bir gemi var. Yükseltilebilir ve neredeyse bedava ve modern bir gemi alabiliriz diyor. Profesör ihtiyacımız var. Savaş gemisine ihtiyacımız var. Siyasi kurumlar. İfade özgürlüğünü açıyorum. Artık insanlar ifadelerini belirtebilecekler. Hareket et abi. Evet. Papa ile ilişki geliştirelim. İmzamızı attık altına. Alman İmparatoru sınırda ileride zürriyette salgınlar. İnsanlar sağlık sisteminin memnun Sizden önüne talep ediyorlar. Ediyor. Yabancı ülkeyi suçta. Alkol en iyi ilaçtır. Oğlum debaf baf de eklemişler. Romanya sal... Hadi gel barış anlaşması. Tamam ben bir şuraya bir bakım yapmak istiyorum ya. Nerede bu Petersburg? Ee, çelik fabrikası kuralım. Güzel oldu. bayağı güzel oldu. Bir daha yaptım. Şu an gördüğünüz üzere yükselişteyiz arkadaşlar. Şimdi bizim altayım bulmamız lazım. Ama Alman İmparatoru'ndan bilim adamı sınır dışı, sonlardan geçerip bölgemize saklanmaya çalışıyor. Ülkesinin siyahlardan uzun gördüğü iddia ediyor. Onu bize bırak. Onu bize bırak abi. Yeni siyasi politika seçebilirsiniz. Oyun böyle akıyor arkadaşlar fark ettiniz mi? Hani arkada bir şeyler dönüyor anlıyorsunuz yani. Devletinize insanlar kaçıyor. İşte savaş açıyorlar. Size diplomasi kararları sunuyorlar. İstifa etmeni istiyorlar. Yeni teknoloji öğrenmeye başlayabilirsiniz diyor. Evet hemen şöyle ters sahnemizi açalım. Ee, şimdi burada government binası var. Bu government binasını bir genişletelim isterseniz. Çıkarma bölümü, üretme bölümü. Darpane, evet. Altın basabileceğiz artık, ama günde eksi onda olarak basacağız arkadaşlar. Ee, altın madeni lazım bana. Altın madeni neredesin? Ve altın basabileceğim bir yer var mı? Kaynaklar. Oğlum menü çok karışık <laughs> Altın, demir. Ah buradan mı? Yani şu menüyü biraz küçültseler çok güzel olur. Onun dışında başka bir şey yok yani. Her şey çok büyük. Evet buraya ben bir altın fabrikası madeni inşa etmek istiyorum. Var mı? Bak bu da eksi 16'ya düşmüş. Keresta fabrikası. Oğlum niye altın yapamıyorum ben? Altın alo. Altın istiyorum. Altın. Bu eksi sekize düştü ya. Böyle bakıyorum da. Government değilmiş bu arada arkadaşlar. Müzeymiş o. Kale bastık mesela. Başkent. Ee, uranyum basabileceğim yerler var mı? Darphane var bak buraya da darphane basıyoruz. Altın çıkarmak istiyorum ama altın çıkartamadım bir türlü. Çıkaracak kaynak yok diyor. Yani ne garip iş lan bu? Bunları kapat. Hatta şöyle bir şey yapalım mı? Bence Türkçe çevirler, her şey çok küçük. Her şey çok büyük. Her şey çok büyük. Daha güzel ve modern görünebilir. Her şeyi küçük olarak tasarlamanız. Ben öneride bulunuyoruz şöyle. Hani düşünce aklınıza bize şey verin diyor. Tamam geri bildirimi gönderdik arkadaşlar. Her şey çok büyük dedim. Mesela bu nasıl kapanıyor? Kapanmıyor. <laughs> Lan oyunda bug bulduk arkadaşlar. Ve Geri bildirim gitmiyor galiba. Hani gidiyor ama ekranda bildirim kaybolmuyor. Kayboldu. Sonra şöyle bir kah. Burayı şöyle küçültelim. Bu chat bölümünü de biraz daha küçülseler çok güzel olur. Yani bu chat tamam da. Acaba buradan kime mesaj gönderiyorum? Hı. Burada bir şey oluyor lan. Birisi bana savaş mı açıyor lan? Vay çakal vay. Savaş açmış. Hayırdır lan? Yaptığın var ya senin çok ayıp. Yemin ediyorum çok ayıp. Kaç bin, bin param var yani abi farkında mısın? Bir de barış anlaşması olacak büyük ihtimalle. Ne olur yapma diye. Ne oldu şaka? Gel. Aa artık bekle. Barış vasallık falan da var arkadaşlar. Müttefik çağrı da var. Müttefiklikleri de çağırabiliyorsunuz. Görmezden geliyorum kardeşim. Zaten altına ihtiyacım vardı. iyi oldu. O, oh, 12 bin de asker çıkarttım. Havacılığımı da geliştiriyorum. Abi ben selam yazmışım bakın. Burada gözüküyor. Kendi kendine konuşuyor enayi. <laughs> Gel bakalım. Tamam güzel 4000'lik asker çıktı. Hadi şansımızı deneyelim. Güzel. Yani savaşımız devam ediyor. Oyunda müzik var mı ya? Oyunda müzik sesi duymadım hiç. Görmezden geliyorum kardeşim. Lan bu ne? Oraya birisi tank nakletti az önce. <laughs> gördüm gözümde gördüm. Tank geldi lan. Hareket et. Bizim de subaylarımız var. Neyin artistiği bu? Tüm piyadeleri buraya ya kardeşim barış anlaşması vesaire yok. La şu tankı nasıl alacağız? Bir tane tank var geziyor etrafta. Baba baba. Baba yine gidiyor. şuraya gider misiniz? Onu orada sıkıştırın. Benlet olsun. Evet ordu iş alıyorum yeniden. Şurada ordu iş alalım. La bu tank niye bu kadar artı artı geziyor lan? Oğlum sen taksın kendine gel. Bir tane bu el bombasına bakar gel. Abi hangi tank acaba? Aygır falan mı? Rusya başkentini kaybetti. Şehir bizim. Güzel. Hükümet şeklinizin korkunç olduğunu belirtti. Toprağı aldık ya. Hani diyor sen korkunç bir adamsın diyor. Sen diyor biz sana istifa et demedik mi diyor. Hayırdır kardeşim ya. Hadi şu devleti tamamen topraklarını. Yani kendisi kaşındı. Ben ben size söyleyeyim. AK Parti geldi zannettim ben. Geldi. Önce bir saldırmazlık paktı imzaladı. Sonra da geldi. Savaş açtı. Öyle bir şey var mı ya? Evet bitti. Ama devleti alınca direkt olarak ekrana barış ekranı gelsin keşke. Boy 4'te böyle. Devlet ücreti ekrana barış ekranı gelir genelde. Bu arada bu bizim ekonomiye katkı verdi mi? O oh, ekonomiye de katkı gelmiş. Ha yüzden para gidiyor her gün. Bence güzel olduk. Çok cool ve tatlı olduk arkadaşlar. Havacılığı da açtık. Neyse dostlar kardeşler gördüğünüz üzere Rus İmparatoru an itibariyle böyle oldu ama oyunun tüm dünya versiyonu gelince buralar açık hale gelecek. Yani benden size tavsiye oyuna tüm önerilerinizi raporla bölümden raporlayın. Bence Age of daha güzel ve daha cool bir oyun olabilir. Oyunun müzikleri bence oyunun sonunda eklenecek şu an çünkü müzik bulamıyorum ben. E, hatta gelin ana bakalım. Devam et butonu da olsa keşke. E, yani ses yok ben duyamıyorum ses. Yok abi, ses yok. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar. Yan kanala bakmayı unutmayınız.